Şimdi az önce de belirttiniz, yani ülkemizde davalar yıllarca sürüyor. Artık bıkkınlık seviyesine geliyor. Hatta kamuoyunda biliyorsunuz şöyle bir söz var, seni mahkemede süründüreceğim diye. Evet, gerçekten de insanlar yıllarca mahkeme kapılarında sürünebiliyor. Sistemde de bir tıkanıklık oluyor. Neden? Bir hakim bugün bir davaya çıktığı zaman, bir duruşmaya, günde 50-60 tane davaya bakıyor. Her bir dosyanın içindeki işte beyanlar, bilirkişi raporları, tanık ifadeleri düşündüğünüz zaman epey bir yükün. Hepsini bir anda çözmesi mümkün değil. Bir insan buna yetişemez zaten. Arabuluculuğu da işte bunun için getirilmiş bir sistem. Şöyle söyleyebiliriz. Mahkeme yıllarca sürüyor dedik. Arabuluculuk bir, süreden tasarruf. İki, paradan tasarruf. Kısa sürede bitirebiliyorsunuz. Artı, mahkemeye gittiğiniz zaman özellikle ticari işletmelerde her türlü sırrınız ifşa olunabiliyor. Sırlar dökülüyor. Bilmemesi gerekenler de bu sırra muttali oluyor. Halbuki arabuluculukta süreç gizlidir. Yani müzakere masasında oturup konuştuğunuz teklifler, görüşler, öneriler, belgeler o masada kalmak zorunda. Peki bunu dışarıda söylerseniz ne olur? Arabuluculuk kanunun 33. maddesi var. Çok açık belirtmiş. Gizlilik kuralı var arabuluculukta. Mahkemeler alenidir ama arabuluculuk gizlidir. Gizliliği ihlal ederseniz ne olur? Yasa diyor ki karşı tarafın şikayeti halinde 6 ay hapis cezası var. Bu 6 aylık hapis cezasını göze alabiliyorsanız gizliliği ihlal edebilirsiniz. Zannetmiyorum ki bunu göze alanlar çıkabilsin, değil mi? Mutlaka kaybeden bir taraf var. Yani bir taraf kazanıyor, öbür taraf kaybediyor. Çoğu zaman iki taraf da kaybediyor. Yıllarca süren davalar, harcanan onca paralar. Ama arabuluculukta böyle değil. Neden böyle değil? Mahkemede harcadığınız paranın belki 10'da birini, 20'de birini bile harcamıyorsunuz. Ücretler çok düşük. Mahkemede bir taraf davayı kaybettiği zaman işte para ödemeyin diye mal kaçırma yoluna gidebiliyor. Bu tür işlemleri yapıp ekstra paralar harcıyor. Karşı tarafa kinlenebiliyor. Davayı kaybetmenin getirdiği hırsla. Ama arabuluculuk temelinde sulh olma, uzlaşma, el sıkışarak masada kalkma kültürü var. Yani taraflar kendi kararını kendi veriyor. Masaya oturuyor. Bir taraf bir teklifte bulunuyor. O karşı teklif. İşte arabulucunun da iletişim kanallarını genişletmesiyle bir orta noktada buluşuyorsunuz. Ne oluyor? Kararınızı kendiniz veriyorsunuz. Ama mahkemeye gittiğiniz zaman artık iş sizden çıkıyor. Taraflar adına karar veren bir üçüncü kişi var. Kimdir? Hakimdir. Bu hakimin verdiği karar çoğu zaman iki tarafı da tatmin etmiyor. Bir tarafı zaten tatmin etmiyor da iki tarafı da tatmin etmiyor. Dolayısıyla tatmin olmayan taraf bu verilen karara uyma eğilimi göstermiyor. Tam tersine karara uymamak için başka yöntemlere gidiyor. İşte az önce bahsettim. Mal kaçırma yöntemleri bunlardan bir tanesi. Ya da davayı uzatıp karşı tarafta bir bıkkınlık yaratma. Ama arabuluculukta böyle değil. Oturuyorsunuz, kararınızı kendiniz veriyorsunuz, tutanakları düzenliyorsunuz, elinizde tutanağı alıyorsunuz. Bu tutanak nedir? İnsanlar mahkemeye niye gider? Bir mahkeme ilanı elde etmek için. Yasa açıklamış, arabuluculuk tutanağı da bu mahkeme hükmünde diyor. Yani mahkemede 5 yılda, 7-8 yılda aldığınız bir ilanı arabuluculukta birkaç saatte alabiliyorsunuz. Böyle bir durum düşündüğünüz zaman son derece ekonomik, zamandan tasarruf, gizli olması ve tarafların buna uyma eğilimi, en önemlisi de toplumsal barışa hizmet etme. Ve arada bir husumet, gerginlik olmuyor. Bu noktada diyoruz işte arabuluculuk. Şunu da söylememe izin verin lütfen. Bakın ilk başladığında aslında biz de ilk çıktığında biz de dedik ya bu ne ki? Nasıl olsa uygulanmaz diye düşündük. Ama süreç ilerledikçe baktık ki işte iş hukukunda arabuluculuk geldi, ticarette arabuluculuk geldi. İşte en son Temmuz ayında tüketici hukukunda geldi. Yakın zamanda arkadaşlar bunu da burada söyleyeyim. Mahkeme temelli aile hukuku arabuluculuk kapsamına geliyor. Yani nedir? Boşanma davaları da artık mahkemeyle irtibatlı yürütülerek arabuluculukta görülmeye başlanacak.